Dani olarak almıyorum. Mehtap'ı zaten çok seviyorum. Hı-hı. Babayım. Ama Dani'nin de çok suçu yokmuş değil mi? Babayım. Mehtap'ın anneliğine sonuna kadar destekliyim. Nasıl bir anne olduğunu zaten sen de biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Fakat yapılan sözde şimdi biz de burada neler anladım. Yaşıyoruz evet. Arkadaşlar. Yine bulaşık yüzünden de yaşıyoruz. Anladım. Neler yaşıyoruz? Şunu demeye getirecektim. İlişkilerde sabahtan beri konuşuyoruz ya, o kadar çok gerilmiş ki. Yani hani hep de Seda Hanım da bunu sürekli bize söylüyor. İşte bir diş macunu yüzünden evde böyle inanılmaz hararetler çıkıyor. Aslında abi affedersin de kız orada Mehtap'a o kadar da kötü bir laf söylememiş. Evet. Ben de fark ettim. Evet. Yani şunu söylemeye çalışmış benim anladığım. Anne olacaksın anlamı şu. Hani ben diyorum ya zaten babayım. Herkese babalık yapıyorum. Yani ya zaten yıkıyorum onları. Anlatabiliyor muyum? Ama o kadar gerilmiş ki o ufacık laf bile nereye gitmiş çok abi. Ben çok daha ağır bir şey bekliyordum. Farklı anlaşılmış. Evet ben de çok daha ağır bir şey bekliyordum. Yani, hatta gördüğümde gülümsedim ya bu muydu yani dedim. Neden sebep bu muydu? Çok basit ya. Bazen olan olaylar çok basit hiç gereksiz. Şu noktaya gelinmemesi gerekirdi. Hepinize bu konuşmayı ben o yüzden burada söyledim. Nereden nereye gelmiş ki? Ya burada objektif olmak istiyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani koruma, metal. Tabii tabii yok yok. Aynen öyle. Ben de %100 katılıyorum. Aynen öyle. Gidiyordu yani. Mehtap da gidiyordu. Mehtap'a zaten, bak evet, Mehtap'a ayrıca üzüldük. Fakat orada da söylenen yani dediğinde o kadar haklısın ki. Bak ben de yakaladım onu ama... Ya içimi yedi, söyleyemedim. Çok orada. Ben de. Çok haklısın. %100 katılıyorum yani. Söylemek zorundaydım. Evet. Yani şey yani... anlamında söylemiş sanki. Hani Tankut Ver'de Maruş Sündağ'ı da... Geçmiş olsun. Hadi bakayım. Kaç. Yalnız bir şey mi? Dani tam senlik. Dur. Ne? Ben tam senlik ya mutfakta gibi. Yani oradan girmeyiz ya. Erdem. Ya kızlar bilirim. Ben hallederim. Bak bunun sonrasında... Aşkım. Ya halletme kalsın ben yapacağım gerileri. Kapat altını. Sadece konuşma. Birbirimize çözüm üretmemiz lazım. Abi yani. Birbirimizi anlamamız lazım. Hoşgörülü olmak lazım. Hadi başlıyoruz. Ama kimsenin hoşgörüsü yok gibi yani. Kalmamış hoşgörü. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber? Merhaba. Sen kendinde misin? Evet kendimdeyim. Ne haber? Çok iyi. Ne haber? Ya çok iyi değiliz aslında da bugün için birazcık sen çok çok gerilimliydi ya. Evet maalesef öyle bir gün geçti bugün. Ben de kendimi şöyle bir mutfak temizliğine verdim. Sizin lavabonuz da çok güzel ama. Şimdi olmaz ki ben buraya geldiğimde kıskanıyorum öyle mutfak. Bizi kıskanıyorsun. Ama burası çok kötü şu an. Ben de tam bir şeyler yapıyordum kaldı orada. Ne yapıyordun? Yemek. Yemek. Melis yalnız başına mı oturacaksın orada? Ben bizi böyle görmeye dayanamıyorum. Ben bizi böyle görmek istemiyorum. Erdem sen ne dediğinin farkında mısın? Dedin ki... ...ben işte... ...Romana ile birbirimizi çok sevdik tamam. Çok normal birbirinizi çok sevdiniz. Ben buna saygı duyuyorum zaten. Birbirinizi çok sevmiş olmanız çok güzel bir şey. Ama ondan sonraki dediğin şey... ...o yüzden birbirimizin dövmesini yaptırdık. Ondan sonra... Bir ondan daha çok sevdiğim birisi olursa eğer kapattıracaktım dedin. Ve ben senin hayatında aylardır varım ve sen bu dövmeyi kapattırmadın Erdem. İşte, demek ki bunu kapattırma sebebim sen olduğunu anlatmak istedim. Sen demek ki Romana'dan daha çok sevmedin beni ya da Romana kadar sevemedin beni. Bunu kapattırma sebebim sen olduğunu anlatmak için bunu söyledim. Ben hala kolumda. Kırmızı odadan nasıl yapayım hayatım? Nasıl yapayım Melis'im? Pazar günleri boş. Pazar günleri boş. Ama bunu nasıl bir benim 5 tane dövmem var biliyor musun? Biliyorum. Ve bir dövmenin ne kadar sürdüğünü biliyorum. Biliyorum. Yapım aşaması değil. Zaten bunu bak gerçekten eğer pazartesi buradaki konuşmaları dinleyebilseydin sana bunu anlatırdım. Gerçekten bak hem midem bulanıyor hem nefesim daralıyor ve ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Benim sana anlatmak istediğim şey burada pazartesi ben arkadaşlarıma da söyledim. Melis gelene kadar benim bunu bu kadar önemseyecek bir kafa yapısında değilim. Çünkü önemsediğim çok daha farklı şeyler vardı. Birisi kardeşimin,
yetişmesinde ona örnek olabileceğim roller. Diğeri kendi hayatım. Ben dövmeyi falan bakmadım ki. Ve onu kapattırabilecek kadar karşıma birisi çıkmadı. Melis dedim benim karşıma çıktı. Ve Melis sayesinde ben bunu kapatmayı düşündüm dedim. Ve ben bunu yapacağım zaten dedim. Ne yani canımı bunu... yakabiliyor musun Erdem? Gerçekten sen benim eski sevgilimi sevdiğimden daha çok sevmişsin Romana'yı. Canım neden bu yakıyor ki? Evet, bu benim canımı yakıyor. Ben senin canının yanması için bunu söylemiyorum ki. Sana dürüst olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğin her şeyi önüne seriyorum. Bu gerçekten benim canımı yaktı. Senin eski sevgilini ne kadar sevdiğini ben bilemem ki. Hayır, söylüyorsun ya sen eski sevgilini. Eski sevgilinden dem vuruyorsun ya. Hayır, ben... Sen daha çok sevmişsin aslında Romana'yı. Benim söylemek istediğim şey o değil ki Melis. Benim sana anlatmak istediğim şey o değil. Hayır, şu an sana bakıyorum ve Romana'yı görüyorum orada. Başka bir şey konuşamıyorum ki seninle. Ne yapayım? Baksana çok değişik. Direncim kalmadı. Ayakta duracak gücüm yok. Kavga etmek istemiyorum zaten ben derdim. Bugün yazdığım şey başkaydı. Bugün yazdığımı getir o zaman. Bu bugün için yazdığımı. Tamam, bugün yazdığımı getirir misin? Bu bugün için yazdığımı, diğerleri yarın ve öbür gün için. Tamam, bugün yazdığını getirir misin? Ama hepsini farklı bir günde okumanı istedim ben. Şimdi başladığımız yerde yalnızım. Sensizim. Ve korkarım artık hep yalnız ve sensiz olacağım. Seni şimdiden özlüyor olmak ve bir daha sana sarılamayacak olmak fikriyle yüzleşiyorum. Ne güzellik. İlk heyecanlarımız, ilk buluşmalarımız. Şimdi sana hızla koşmak isterken bir ton engel var aramızda. Koskoca gururumuz. Artık biz yokuz. Biz olamayız. Sen varsın. O var. Ve yapayalnız ben. Gitmek istiyorum çok uzağa senin olmadığın, seni hiç sevmediğim, sana hiç inanmadığım zamanlara gitmek istiyorum. Demiştim ya aşk yakar diye. Ve ben aşktan korkuyorum diye. Ben sana çoktan aşık olmuşum. Çünkü delice canım yanıyor. İçimden bir parça kopup gidiyor. Sen gidiyorsun. Umarım gittiğin yerde mutlu olursun. Seni ben çok sevdim. Belki ilk değil ama son kalacaksın. Kendine iyi bak sevgilim. Beni asla unutma. Ben gitmiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben senin yanındayım. Sonuna kadar da senin yanında olacağım.